Sürdürülebilir Gelecek programından merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da karşınızdayız. Bugün biraz iklim tarafını konuşacağız. Sürdürülebilirlik konusunun ve değerli bir isim bize eşlik ediyor. Stüdyoda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin'i ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi öncelikle biz sizi tanıyalım istiyoruz. Tam olarak siz neler yapıyorsunuz, nasıl çalışmaları imza atıyorsunuz? Sürdürülebilirliğin, iklim değişikliğinin neresinden tutuyorsunuz? İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezi. Aynı zamanda bir düşünce kuruluşu olarak da çalışıyoruz. Daha çok yaptığımız şey politikaları yönlendirecek, politikalara yön verebilecek bilimsel çalışmaları yapıp bunları işte çeşitli önerilere, politika önerilerine çevirmek. İklim değişikliği İPM'nin çalışma alanlarından bir tanesi. Tek alanı değil. Diğer alanlar işte Avrupa Birliği konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda vesaire pek çok çalışma var. İklim değişikliği de bizim 12 yıldır İPM'de sürdürdüğümüz bir birim. Pek çok çalışma yapıyoruz ama en genel anlamda Türkiye'nin iklim politikaları üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin emisyonlarını azaltması için izlemesi gereken yola dair bir bilimsel model çalışması mesela. Son yaklaşık 9 yıldır bu tür çalışmalar yayınlıyoruz. Şimdi de gelecek sene açıklanacak yeni ulusal katkı beyanına yönelik bir karbonsuzlaşma yol haritası hazırlamaya başladık mesela. Onun dışında çelik sektörünün karbonsuzlaşması ile ilgili çalışmalarımız var. Adil geçişle ilgili çalışmalarımız var. Adil geçiş daha çok bu mevcut enerji dönüşümünün ya da ekonominin bütünündeki yeşil dönüşümün toplumsal ekonomik etkilerinin azaltılması en genel anlamda ve herkesin bundan fayda sağlayacağı bir çerçeve oluşturulması, adil geçiş üzerine çalışıyoruz ve en genel anlamda da dediğim gibi Türkiye'nin iklim politikaları ne olmalı, ne gibi eksikleri var. Bir de tabii uluslararası müzakereler, yani COP'lar diye bilinen işte 30 senedir devam eden uluslararası görüşmeleri takip etmek. O konuda da ağırlıklı olarak yine Türkiye'nin pozisyonu ama uluslararası gelişmeleri de takip etmek yaptığımız işler bunlar. Evet, küresel işbirliğinin önemi gittikçe artıyor çünkü hani yaşadığımız dünya malum işte yaşanan bu aşırı hava olayları vesaire her şey bize işbirliğinin artması gerektiğini gösteriyor. Birazdan ona bakacağız ama hani Türkiye'nin bu kadar hani siz politikalarında belirleyici bir rol oynarken karnesini şöyle bir bize çıkarsanız, hani eksiklikler dediniz. Mesela en büyük, en ivedilikle yapılması gereken şu anda nedir? Şöyle bir şapkayı çıkarıp önümüze koyduğumuz zaman. Şimdi en hızlı yapılması gereken iki tane iş var Türkiye'nin iklim politikaları açısından. Türkiye her şeyden önce iklim değişikliğinin önemini kabul eden, baştan beri yani 30 senedir iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin de bundan en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu kabul eden bir ülke. Bu açıdan çok olumlu bir gidişatı var bu açıdan bakıldığında. Ama öte yandan Türkiye dünyanın bütün ekonomileri arasında biliyorsunuz en büyük ekonomilerden bir tanesi zaten ve sera gazı salımında da 13. 14. sırada yıldan yıla biraz değişmekle beraber yani en fazla karbondioksit ve diğer sera gazlarını salan ülkelerden bir tanesi ve bu da hızla artıyor. Yani herhangi bir azalma eğilimi yok, artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin İklim değişikliğiyle mücadeledeki sorumluluğunu kabul etmesi gerekiyor. İlk yapılması gereken iş bu. İklim değişikliğinin önemini kabul ederken Türkiye'nin sorumsuz olduğuna dair bir söylem giderek daha resmi bir pozisyon hale geliyor. İşte Türkiye'nin tarihsel sorumluluğunun düşük olduğu, gelişmiş ülkelerden daha az emisyona neden olduğu ki bu doğru tabii ama çok düşük de değil. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi emisyonları ölçüsünde, hakkaniyet temelinde bir sorumluluğu var. Buna sahip çıkması gerekiyor. Bunun için de iki şey yapması lazım. Birincisi emisyonlarını belli bir tarihte ki önümüzdeki yıl 2035 için hedefler verilecek. 2035'e kadar azaltacağına dair bir taahhüt açıklaması lazım. Ve çünkü şu anda bir azaltım taahhütü yok Türkiye'nin. Bununla birlikte de bunun olabilmesi için de kömürden uzaklaşacağına dair yani kömürden çıkış takvimini belirlemesi lazım. Çünkü kömür Türkiye'deki bütün emisyonların dörtte birini oluşturuyor. Kömürlü termik santrallar kapatılmadan böyle bir 2053 hedefi var biliyorsunuz Türkiye'nin net sıfır hedefi. Bunun gerçekleştirilmesi söz konusu değil. Bu ikisi yani mutlak emisyon azaltma hedefi ve kömürden çıkış hedefi bunları ilan etmesi
her şeyi rayına sokacaktır. Evet, şimdi mesela çelik sektörünün karbonsuzlaşması için çalışmalar yapıyoruz dediniz. Hani çelik sektörü mesela ne kadarlık bir emisyona sahip ya da mesela böyle sektörel olarak mı gelip sizden hani yardım istiyorlar? Nasıl işliyor oradaki süreç? Çünkü bu da bir bilinç. Mesela işte tekstil sektörü çok su harcayan bir sektör olduğu için onların da orada işte hani bazı meclis çerçevesinde işte timin altındaki çalışmalar olduğunu biliyoruz vesaire. Ya bunlar hep böyle münferit ve sektörel bazda atılan adımlar olarak mı kalıyor şu anda? Yani münferit denemez çünkü aslında bütün iklim politikaları küresel. Yani bir ülkenin tek başına, bu ister Türkiye olsun ister Amerika olsun, tek başına bir adım atması iklim değişikliğini durdurmayacak. Dolayısıyla bütün çalışmalar aslında küresel. Çelik sektörünün karbonsuzlaşması ile ilgili yaptığımız çalışma da küresel bir çalışmanın bir parçası zaten. Çeliğin payı %7. Yani çok düşük değil ve sanayi içerisindeki en yüksek karbonlu sektör çelik. Dolayısıyla öncelikli olarak çelik, onun ardından da işte çimento, diğer metaller vesaire geliyor. Çelik sektörünün karbonsuzlaşması için dünyada, özellikle Avrupa'da ve hatta Çin'de de ciddi bir ilerleme başladı. Türkiye'nin sadece emisyonlar açısından değil, ticari olarak da geri kalmaması. Çünkü yeşil çelik yakında normaline gelebilir. Türkiye'nin ticari açıdan da zarar görmemesi açısından bu trendi yakalaması gerekiyor. Çelik sektörü de yavaş yavaş bu konuyu tartışmaya başladı. Ki sınırda karbon düzenlemesinde de çelik sektöründe dahil olduğunu biliyoruz. En önemlisi biliyoruz. O hatta. Evet. Yani, değil mi? Çünkü orada evet. Da hani daralan bir zaman var. Ona da dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bu hani aşırı hava olayları maalesef dünyada çok fazla artmış durumda. İşte son dönemde haberlerde karşımıza çıkıyor. Belki Türkiye'de çok fazla bunun örneğini görmedik ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Helen kasırgası, Nepal'de yaşanan seller, Hong Kong'taki tayfun vesaire, bunların hepsi hep olan durumlardı belki ama burada şiddetinin arttığını görüyoruz değil mi hocam? Bunu direkt olarak iklim değişikliğiyle bağlayabilir miyiz dersiniz? Şimdi herkes 2005'teki Katrina kasırgasını hatırlar. New Orleans'ı yerle bir etmişti. Yüzlerce ölü falan. Helen kasırgası Katrina'dan büyük. Ve sadece rüzgar şiddeti olarak değil, özellikle bıraktığı yağış miktarı olarak çok büyük. Ve bu yüzden de zaten çok güçlü bir kasırga oldu ve çok nem yüklü bir kasırga olduğu için, çok fazla yağış bıraktığı için de pek görülmemiş bir şey oldu. Ve normalde biliyorsunuz Florida'ya falan vurur ya da Louisiana'ya vurur, kıyıya vurur. 500-600 kilometre kuzeye çıktı Helen kasırgası ve işte Kuzey Carolina'daki bazı kentlerde onlarca kişi öldü. Bütün kent sular altında kaldı falan. Bunun bir tane nedeni var aslında. Kasırgaların sayısı artmıyor aslında iklim değişikliğiyle. Ama kasırgalar daha büyük hale gelmeye başlıyor. Bu kategori 4, evet kategori 5 denen aşırı büyük kasırgaların sayısı artıyor ve kasırgaların, bu okyanus sularının aşırı sıcak olması iklim değişikliğine bağlı olarak ve aşırı buharlaşma nedeniyle çok fazla nem yüklendiği için ve çok hem enerji hem çok fazla nem yüklendiği için de çok aşırı yağış bırakmaya başlıyor. Helen kasırgası ile ilgili iklim değişikliğine bağlı olup olmadığına dair hemen bir çalışma yapıldı ve yapılan çalışmanın ön sonuçlarına göre Helen kasırgasının şiddetinin iklim değişikliği ile %50 arttığı bulundu. Hatta bıraktığı işte yağış miktarının 20 kat arttığı vesaire bulundu. Dolayısıyla kesinlikle bu tür büyük afetler, yani mesela herhangi bir zamanda 2-3 gün sıcak olmasını ya da yağmur yağmasını vesaire, bunları iklim değişikliğine bağlayamazsınız. Ama eğer günlerce süren, beklenmedik büyük sıcak dalgaları oluyorsa ya da bu tür aşırı yağışlar, aşırı seller oluyorsa, ki Türkiye'de de bunları yaşıyoruz, bunların iklim değişikliğine bağlı olduğunu artık bilimsel atıf çalışmaları denen çalışmalarla da saptayabiliyor bilim insanları. Dolayısıyla evet, iklim değişikliğine bağlı. Evet, peki bununla ilgili olarak neler yapılıyor? Yani gittikçe artan bir şekilde hani gözle görülür etkiler arttıkça ve daha fazla maalesef buna bağlı olarak can kaybı yaşandıkça tabii ki hani ülkelerin de bilinci artıyor. Artmak zorunda kaldı diyebiliriz. Ve işte COP organizasyonları bu yıl COP29 gerçekleşecek. Azerbaycan'da başlıyor 11 Kasım'da. Ve siz de aslında İstanbul Politikalar Merkezi olarak, hani iklim çalışmaları birimi olarak
bu COP'ları çok yakından takip ediyorsunuz. Evet. Biraz böyle hani geçen seneye de vurgu yaparak bu senenin gündemini bizimle paylaşabilir misiniz? Acaba nasıl farklılıklar var? Şimdi bu seneki COP'un en çok konuşulan yanı biliyorsunuz Azerbaycan'ın bir işte petrol ve gaz üreticisi olması. İlginç bir şekilde biraz denk geldiği için son 3 yıldır üst üste, yani Mısır'la başladı COP27, sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de oldu COP28 ve bu sene de Azerbaycan'da hep en büyüğü Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tabii petrol üreticisi ve gaz üreticisi ülkelerde oluyor. Nasıl seçiliyor hocam? Bu kıtalar arasında 5 tane bölge var. İşte Asya, Afrika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa falan dolaşıyor. Ve dolaşırken de her grup kendi içinde seçiyor. Yani bu sene Doğu Avrupa tarafındaydı. Eski Sovyet ülkeleri ve Doğu Avrupa'nın olduğu bloktaydı. Başka ülke çıkmayınca ve anlaşamayınca ülkeler aralarında işte Rusya ile olan şey nedeniyle bir tek Azerbaycan üzerinde anlaşıldı. Ve dolayısıyla aslında Azerbaycan da hiç beklemediği bir şekilde COP'a ev sahipliği yapıyor bu sene. Dolayısıyla bu petrol üreticisi, gaz üreticisi ülkede olması ilginç bir durum ortaya çıkarıyor. Ama ona rağmen şöyle bir geçmiş senelerden nasıl geldiğimizi konuşursak, mesela COP27'de Mısır'da kayıp ve zarar mekanizması geçti. Çok büyük bir adımdı o. Kayıp ve zarar demek işte bu tür büyük felaketlere uğrayan az gelişmiş ülkelerin Batı ülkeleri tarafından finansal olarak desteklenmesi için bir mekanizma kurulması. Bu kabul edildi. Geçen sene bir petrol ülkesinde yapılmasına rağmen ilk defa COP'lar tarihinde fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi bir kelime, bir cümle COP kararına girdi. Bu da büyük bir adımdı. Şimdi bu senede Azerbaycan'da finans COP'u olacak. Yani temelde aslında finans COP'u dense bile 3 ana başlığı var bu seneki Bakü'deki COP'un. Birincisi gelecek seneye kadar, yani gelecek sene Brezilya'da yapılacak olan COP30'a kadar bütün ülkelerin Birleşmiş Milletler'e teslim etmesi gereken yeni azaltım hedefleri ya da ulusal katkı beyanlarının zamanı geldi. Şimdi normal şartlarda aslında Şubat'a kadar verilmesi gerekiyor ama çoğu ülke geciktirecek. Dolayısıyla 2025 içinde Türkiye dahil bütün ülkeler yeni hedefleri ve artmış hedefler vermek zorundalar Paris Anlaşması'na göre. Bu seneki en önemli tartışmalardan bir tanesi olacak. Sözünüz keseceğim ama mesela burada evet hedefler belirleniyor ve işte artırılmış bir hedef beklentisi var ama diyelim ki ülkeler, yani herkes tabii ki buna uymayabilir ya da uymak zorunda değil. Bu biraz hani hep eleştirilen bir durum değil mi? Bunlar hep kağıtta kalıyor ama uygulamaya gelince ülkeler sınıfta kalıyor gibi. Yani bağlayıcılığı olmadığı gibi bir yaygın anlayış var ama aslında Paris Anlaşması'nın bağlayıcılığı var. Yani Paris Anlayış, yani şöyle bakmak lazım. Uluslararası hukukta anlaşmaya uymayan ülkeye savaş açmak dışında yapabileceğiniz ya da çok büyük bir ambargo koymak dışında yapabileceğiniz sert tedbir zaten sınırlıdır. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde başka şeyler, ticaretle ilgili yaptırımlar olabilir ya da dezavantajlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla ülkeler o kadar kolay kolay da yapamayacakları şeyleri ilan etmiyorlar. Yani Türkiye'nin durumu bunun bir örneği. Eğer bu kadar kolay olsaydı Türkiye çok yüksek bir hedef ilan eder, sonra da onu yapamazdı. Yapamayacağına güvendiği için muhtemelen hedef ilan etmiyor, yüksek bir hedef. Dolayısıyla eğer bir hedef ilan ederseniz onu uymakla yükümlüsünüz. Ama tabii garantisi yok, haklısınız. Ve garantisi olmadığı için de zaten hem hedefler düşük olduğu için hem de garantisi olmadığı için şu anda dünya yaklaşık 3 dereceye doğru gidiyor. Şu anda bu yaşadığımız şeyler 1,5 derece sınırına geldiğimizde olan felaketler, 3 derecede neler olabileceğini hayal etmek bile çok zor. Dolayısıyla bunların çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve 2025'e kadar bu hedeflerin sadece sayısal olarak arttırılması değil, kapsayıcı olması lazım ve bir de tabii samimiyet önemli. Yani hedefi tutturabilirsiniz. Evet. Ama samimiyet şu demek aslında, mesela Azerbaycan'da bu çok tartışılacak. Azerbaycan geçen seneki ev sahibi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya'nın gelecek seneki ev sahibi, bunlara Troika deniyor. Bu üç ülkenin 2035'e kadar petrol ve gaz çıkarmayı %33 mi 35 mi ne arttırmayı hedefledikleri ortaya çıktı. Şimdi siz bir yandan kendi ülkenizdeki emisyonları azaltmayı düşünürken bir yandan yurt dışına sattığınız petrol ve gazı arttırmanızın bir samimiyet, bu samimiyet testi sadece Azerbaycan'la ya da Birleşik Arap Emirlikleri'yle sınırlı değil, Norveç de böyle yapıyor. Yani Norveç kendi ülkesini neredeyse net sıfıra 2040'tan önce götürmeye doğru giderken petrol aramalarını arttırıyor ve dünyaya petrol satıyor. Dolayısıyla bu
Her şeyden önemlisi, buradaki samimiyet açısından da işe yaraması açısından da yeni kömür, petrol ve gaz aramalarını durdurmak, yeni kömürlü termik santral açmamak ve hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçmek ki artık bu zor da değil. Çünkü yenilenebilir enerji şu anda mesela çok yeni bir hesaba göre şu anda yeni yapılan bir güneş santrali herhangi bir fosil yakıtlı yani kömürlü, gazlı ya da nükleer bir santraldan en az %56 ucuz olduğu bulunmuş. Yani en ucuz şey şu anda güneş ve gerçekten de yapılışı çok artıyor. 2023'te yeni kurulan güneş rekor kırdı. Bu sene daha büyük bir rekor kıracakmış. Yapılan tahminlere göre 700 gigawatt. İnanılmaz bir büyüklük bu. 700 gigawattlık yeni gün sadece güneş ve rüzgar yapılacağı hesaplanmış. Dolayısıyla hızlı bir şekilde artıyor. Ama bunu tabii Amerikan seçimleri de geliyor. İşte Trump'ın seçilme ihtimali var. Pek çok siyasi nedenle burada sorunlar yaşanabilir. Bir de tabii finans meselesi var. Yani bu COP'un en önemli meselesi olan aslında finans meselesi. Aslında şöyle hani 3 ana başlık, 3 gündem var dediniz. Bir tanesi ilk olarak işte hani gelecek seneye kadar Birleşmiş Milletler'e verilmesi gereken o raporlama. 2 ve 3 neydi evet. Hocam? İkincisi aslında fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi zayıf bir dilin fosil yakıtlardan çıkışa çevrilmesi. Şimdi bunu bütün işte ada ülkeleri gibi, Afrika ülkeleri gibi ülkeler ve bazı Afrika ülkeleri ve tabii sivil toplum, iklim hareketi bunun için bastırıyor. Yani bu 30 senedir bir türlü fosil yakıtların asıl sorumlu olduğunu kabul ettiremedik. Dolayısıyla fosil yakıtlardan böyle belirsiz bir ifadeyle uzaklaşmak değil, tamamen çıkmak ifadesi ikinci mücadele. Üçüncüsü de finansman. Şimdi finansman çok önemli. Sadece teknik bir tartışma değil. Teknik kısmı şu, 2025'te bitiyor şu meşhur 100 milyar dolarlık yıllık işte Yeşil İklim Fonu falan diye çok tartışılır bilirsiniz. Onun süresi 2025'te bitiyor. Onun yerine yeni bir mekanizma getirilecek. O yeni mekanizma, yeni finansman hedefinin işe yarar bir hedef olması gerekiyor. Burada bir sürü tartışma var, miktar tartışması var. Mesela 100 milyar dolar şu anda gelişmekte olan ülkelerin bu dönüşümü yapabilmek için ihtiyaç duydukları finansmanla karşılaştırıldığında komik bir para. Şu anda bunun en az 1 trilyon dolar, yılda 1 trilyon dolar olması gerektiği söyleniyor. 300 milyar doları azaltım için yani yenilenebilir enerji vesaire için, 300 milyar doları uyum için, 400 milyar dolarının da kayıp ve zarar mekanizması için ayrılması gerektiği ki bazı hesaplar bu miktarın 7 trilyon dolara kadar çıkması gerekebileceğini söylüyor. Dolayısıyla birincisi Batı ülkeleri başta olmak üzere, başta Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bunların artık bu nasıl diyeyim eli sıkılığı artık bırakıp daha fazla gerçekten dönüşüme hizmet edecek bir finansman sağlaması gelişmekte olan ülkelere. Ama bu da yeterli değil. Bir de bu donörlerin arttırılması diye bir tartışma var şu anda. Mevcut durumda Paris Anlaşması'nda sadece Batı ülkeleri, yani gelişmiş ülkeler, işte Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda. Sadece bu ülkeler finansman sağlayan ülkeler olarak görünüyor, ek iki. Ama normal şartlarda Çin artık çok zengin. Ve zaten bir miktar finansman da veriyor başka ülkelere. Singapur var, Güney Kore var. Yani şu anda o sepetin içinde olmayan, tabii daha da önemlisi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi petrol zengini ülkeler var. Şimdi tartışma... Bir adaletsizlik var gibi duruyor. Tabii bunların, bu ülkelerin buraya katılması, hatta Türkiye'nin de donör ülke olması. Bu tür bir tartışma yürüyor. Bence Türkiye'nin de donör ülke olması gerekiyor bu arada. Ama bazı ülkelerde diyorlar ki bu tür bir genişletme durumunda Batı ülkelerini, gelişmiş ülkeleri kurtarmış oluruz. Onların sorumluluktan kaçmalarını sağlarız. Böyle bir tartışma yürüyecek Bakü'de. Azerbaycan'ın şöyle bir hedefi var. Azerbaycan bu resmi bir şey mekanizma kurulacak. O mekanizmanın dışında gönüllü bir mekanizmayla bir bildirge hazırlıyor, deklarasyon hazırlıyor. Gönüllü bir mekanizmayla kendisi de dahil olmak üzere petrol üreticisi, petrol ve gaz üreticisi ülkelerin ve tabii kömür üreticisi ülkelerin finansman sağlayıcısı olması ama bunun gönüllü bir mekanizma içinde olmasını öneriyor. Şimdi bu da çok tartışılacak Bakü'de göreceğiz. Dolayısıyla para olmadan bir dönüşüm olması ne enerji sektöründe ne çelik sektöründe ne başka bir yerde mümkün değil ki. Küçük bir örnek vereyim. Çelikte dönüşüm başladı. İşte biz şu anda çalışıyoruz. Avrupa'da başladı. Avrupa'da oradaki dönüşümü gerçekten önemli ölçüde devlet desteğiyle sağlıyorlar. Dolayısıyla devletin
yapacağı finansmanın hem ülke içinde hem de gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru akan finansmanın çok kritik bir rolü var. Bakü'de büyük ölçüde bunları tartışacağız gibi görünüyor. Yani yoğun bir COP olacak gibi evet. duruyor. Gerçekten de önemli konular var. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz detaylar için. Sabancı Üniversitesi İMP İklim Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin konuğumuzdu. Böylelikle Sürdürülebilir Gelecek programını noktalayalım. 14.45'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.